Bu bölümde robot devrelerinde sıklıkla kullanılan motor ve tekerlek setlerini ve motor sürücülerini inceleyeceğiz. Bu ekranda gördüğümüz gibi motor ve tekerlek seti bu ikisinin birbiriyle bağlanması suretiyle çalışan bir tekerlek devresi. Burada gördüğümüz bileşen motor oluyor. Burada gördüğümüz tekerlek de tabii bir robot yaptığımızda ya da araba yaptığımızda bunun hareket etmesini sağlıyor. Motoru incelediğimiz zaman bakın bu motorun dönme eksenlerinin olduğu yerde bir tarafta çıkıntı olduğunu görüyoruz. Diğer tarafta bu çıkıntı yok. Bu çıkıntıyı koymaların nedeni tekerleğin bu taraftan bağlanılmasını işaret etmesi anlamına geliyor. Şayet buradan bağlamaya çalışırsanız motoru kilitleyebilirsiniz. Temeli itibariyle standart bir motor mantığıyla çalışır. Ancak ekranda gördüğümüz tekerlekle birlikte kullanılarak oluşturacağımız ya da kuracağımız araba setlerinde arabanın hareketini sağlayan birimlerdir. Bunları, motorları doğrudan Arduino'ya bağlayıp çalıştıramazsınız. Neden? Çünkü motorun çalışması için gerekli olan akım Arduino'nun dijital pinlerinden sağlanamaz. Bu nedenle bizim motor sürücüye ihtiyacımız var. Motor sürücüyle birlikte de bazı motor sürücülerin harici enerjiye ya da beslemeye ihtiyaçları var. Biz bu beslemeyi kullanmadan sadece motor sürücüyle, basit bir motor sürücüyle motor hareketini sağlayacağız. Motor sürücü dediğimiz bileşen de bu şekilde. Farklı modelleri de bulunmakta bunun. Bu ekranda gördüğümüz motor sürücü L9110 motor sürücü. Bakın üzerinde 6 tane pin var. Burada mesela baktığımız zaman bakın BA1, B1A daha doğrusu B1B yani sol taraftaki motor. Burada da A1A ve A1B şeklinde sağ taraftaki motoru hareket ettirecek şekilde iki tane çıkışı var. Burada da GND ve VCC pinleri var. Bunları da Arduino'nun 5 volt ve GND pinlerine bağlıyoruz. Bu sayede motorun çalışması için gerekli olan akımı buradaki pinlerden sağlamış oluyoruz. Bakın bunları da sırayla dijital pinlere bağlayacağız. Özellikle de PWM pinlerine bağlayacağız. Neden diye soracak olursanız bunun sebebi de motorun hızının ayarlanmasını PWM pinler sayesinde yapacağız. Aynı şey burası için de geçerli. Motoru da buraya bağlayacağımızdan bahsetmiştik. L298 motor sürücü de L9110 motor sürücüden farklı olarak bakın yine buralara motorları bağlıyoruz. Birinci motor, ikinci motor şeklinde. Şöyle yaklaştıralım. IN1234 şeklinde 4 tane pini var. Bakın bu ikisi sol taraftaki motor tarafına. Bu diğer iki pin de sağ taraftaki motorun hareket ettirilmesini sağlıyor. Bakın yine şurada GND 5 volt ve 12 volt pinleri var. Bunun çalışması için harici olarak bir güç kaynağına ihtiyacımız var. Lipo pil olabilir ya da 18600 pil olabilir. Bunlarla besleme yapmak gerekiyor. Buradan GND'yi bağlarız. Buradan da 12 voltluk akımı, daha doğrusu gerilimi sağlayan güç kaynağını bağlayabiliriz. Yani diyelim ki 9 voltluk pil de kullanabiliriz bunun için. Tabi alkali pil olması lazım. Pilin artı kutbunu buraya, eksi kutbunu buraya bağlarız. Arduino'ya buradan da bakın 5 volt güç verebiliriz. Versek de vermesek de buradaki GND'den Arduino'ya bağlantı kurmamız gerekir. Bunun haricinde çalışma mantığı aynıdır. Ancak buradaki her bir motor çıkışı 2 amperlik akım çıkışı sağlar bize. Yani motorları yüksek devirde çalıştırabiliriz. Oysa ki bu 9110 motor sürücünün her bir şuradaki motor çıkışı 0.8 amperlik akım sağlayacağı için motorun yavaş hareket etmesine neden olur. Ancak harici bir beslemeye ihtiyaç duymadığı için bu motor sürücünün kullanımı daha pratiktir. O halde gelin devre bağlantısını kuralım. Nasıl motora hareket sağlarız? Bunu görelim. Öncelikle şu breadboard'u kaldıralım. Şöyle yakınlaştıralım biraz da. Şimdi ne demiştik? Bunlar dijital pinlerle çalışıyordu. O halde PWM pinleri kullanarak bağlantıyı kuralım. Mesela buradaki 10 ve 11 numaralı pinleri getirip doğrudan buraya bağlayalım. Buradaki 5 ve 6'yı da şuna bağlayabiliriz. Yani sağ taraftaki
motor sürücü çıkışına GND ile VCC kaldı. Bakın GND'yi buradan alıyoruz. Bunun rengini de siyah yapalım. Bir tane de 5 volta ihtiyacımız var. Yani aslında bu tekeri döndürecek akım doğrudan buradan gelmesi gerekiyor. Bunu da bağlıyoruz. Bunun rengini de kırmızı yapalım. Şunların da rengini değiştirelim. Daha belirgin olsun. Bunu sarı yapalım. Bunu yeşil yapalım. Ve şunu da gri yapalım. Evet. Şimdi motoru nasıl bağlayacağız? Tabii buralardan lehim yaparak kabloları dışarı çıkarmak lazım. Motor sürücünün ön kısmında iki tane şu şekilde bağlantı yapabileceğimiz alan var. Şayet buradan bir kabloyu lehim yaparsak, bakın buradaki klemensle şunu ve şunu bakın sol taraftakini bağlamış olduk. Aslında bu durumda bize şurası da gerek kalmadı. Neden? Tek motor sürücümüz var. Biz yine devre bağlantısını görmek adına buraya ikinci bir motoru da bağlayabiliriz. Şurayı şöyle düzeltelim artık. Bunun da rengini değiştirelim. Beyaz yapalım. Bunun rengini de turuncu yapalım. Bakın aynısından bir tane daha kopyalayalım buraya. Bunu da diğer motor sürücü girişine bağlayalım. Daha doğrusu çıkışına. En azından mantığını görmüş oluruz devre bağlantısının. Bakın. Bunu pembe yapalım. Son olarak. Bunu da kahverengi yapalım. Evet. Devrenin çalışma mantığı bu şekilde. Ben şu an sadece tek bir buradaki motor sürücüye motor bağlayıp Arduino'da nasıl bunu kontrol ederiz yani uygulama üzerinden kodlarla bunu göstereceğim. Devre bağlantısını kurduğumuza göre kodları oluşturabiliriz. Şimdi bakın biz burada 5, 6, 9, pardon 10, 11 numaralı pinleri kullandık. Ancak ben sadece 5, 6 numaralı pinleri motor sürücüye bağlayıp motorun hareketi nasıl olmalı ya da nasıl olur bunu göstereceğim. Şimdi biz buradan Arduino'nu başladığında diyelim sürekli tekrarla diyelim. Bakın PWM pinlere bağlamıştık. Doğrudan bu blok satırıyla çalıştırabiliriz. 5-6'yı bağlamıştık hatırlarsanız. 5 ve 6. Şimdi bunlara çıkış değeri kaç vereceğiz? Eğer biz burada 5'e 255, 6'ya 0 verirsek bu saat yönünde ya da tersi maksimum yani 255 verirsek 5'e maksimum hızda döner. 200 verirsek biraz yavaş döner. 150 verirsek daha az yavaş döner. 100 verirsek daha da az yavaş döner. Şayet 6'ya 255, 5'e 0 verirsek ters yönde maksimum döner. Yani bunlardan birisini 0, diğerini ise ne kadar hızlı gitmek istiyorsak PWM pini olarak o değeri vermeliyiz. Eğer ki biz 5'e 255, 6'ya 150 gibi bir değer verirsek işte saat yönü tersine diyelim 255 verirken saat yönüne de 150 vermiş. Neticede burada bir çıkarma işlemi yapılır ve sağa doğru 100 birim hızla gider diyebiliriz biz motor sürücü. O yüzden her zaman kodları yazarken bir tarafa hangi hızda gitmesini istiyorsak onu yazacağız. Diğer tarafa ise 0 vermemiz gerekir. Şimdi önce bir hareket etsin motor. Sonra 1 saniye beklesin. Sonra her iki motorda dursun. Bakın durması için de her ikisine 0 değeri veriyoruz. Sonra bu tam tersi yönde hareket etsin. Bakın burada 255'e 0 demiştik. Burada 0'a 255 diyeceğiz. Ve bu işlemi yaptıktan sonra da tekrar her ikisi de dursun ve buradaki döngü başa dönsün. Motor hareketi kendini tekrarlasın sürekli bu şekilde. Yani çalıştırdığımız zaman diyelim ki bu şekilde döndü. Sonra bir saniye bekleyecek, ters yöne dönecek. Peki burada motorun dönüş yönünü belirleyen etmen nedir dersek? Bakın eğer biz bu
blokları oluşturup mesela 5'e 250, 6'ya 0 verdiysek, diyelim ki saat yönünde dönüyor motor, daha doğrusu tekerlek. Bunu ters yöne çevirmek için de buna 0, buna 255 vermemiz lazım. Yani arabayı yaptık, iki tane teker var. Tekerlerden birisi ileri, diğeri geri gidiyorsa, bakın kodlar üzerinde bu değişikliği yapabiliriz. Ya da burada 5'te 6'nın yerini değiştirebiliriz. O an kodlara müdahale edemiyorsak. Diyelim ki buraya da müdahale edemiyoruz. O durumda da bakın buradaki klemensin yerlerini değiştirebiliriz. Her 3 durumda da motorun yönü ters dönecektir. O halde gelin kodları yükleyelim ve bakalım nasıl çalışacak. Evet, bağlantıyı kurduk. Artık kodları yükleyebiliriz. Yükle diyelim. Bakalım bahsettiğimiz gibi, bakın önce saat yönünün tersine döndü, sonra bekledi, sonra saat yönüne döndü. Biz ne demiştik? Buradaki pinlerin yerini değiştirip hareketleri de değiştirebiliriz. Mesela bakın buradaki pinin birisini çıkarttım, devamlı ileri gidiyor. Diğer pini çıkardım. Şimdi başlattığım zaman saat yönünün tersinde değil de saat yönünde başlaması gerekecek. Bakın gördüğünüz gibi ilk saat yönünde döndü. Sonra tersi dönmeye başladı. Aynı şekilde buradaki klemenslerden de değiştirebileceğiniz gibi bağlantı, kodlar üzerinden de değişiklik yapabilirsiniz. Evet, uygulamamız bu şekilde.